Evet, herkese merhabalar. Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği bölüm meslek tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özlem Emiroğlu, Kurumsal İletişim Biriminde eğitim danışmanıyım. Bu yayınımızda makine mühendisliği bölümümüzü yakından tanıma imkanına sahip olacaksınız. Ve bu kapsamda da mühendislik fakültesinden çok değerli bir hocamız, makine mühendisliği bölümünden Sayın Doktor Öğretim Üyesi Namık Cıplak hocamız bizlerle. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben şimdi sözü size bırakmak istiyorum. Sorularınız olursa sorularınızı lütfen rahatlıkla çekinmeden hocamıza yönlendirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkürler Özlem Hanım. Şimdi hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Lütfen sormaktan çekinmeyin. Anlatmakta yani yanlışlık değil de hani eksiklik olan yerler olabilir. Sizin yani merak ettiğiniz noktaları aydınlatamamış olabilirim. Bunun için sunumu hızlı geçmeye çalışacağım. Özlem Hanım, ne kadar vaktimiz var acaba zaman olarak? Yani maksimum bir saat diyebiliriz hocam. Genelde 50 Tamam, ona göre. dakika, 60 dakika. Yani bu şimdi liseliler için hazırladığım bir sunumdu. Ülkemizde maalesef en büyük problemler, en büyük sorunlardan biri temel bilim dallarında çok geride kalmış olmamız. Bunun başında tabii ki bilim olmasa da bilimlerin kraliçesi sayılan matematik disiplininde çok geride kalmış olmamız ve bunu sanki matematik bir işe yaramaz, böyle enteresan bir iş koluymuş gibi, yani meslek bile değil, ne olduğu anlaşılmaz bir şeymiş gibi sunuluyor. Halbuki birazdan anlatacağım, bunlarsız mühendislik mümkün değil. Mümkün değil. Onu göreceksiniz. Onun için çok önemsediğim için liselere bunu hazırlamıştım. Fakat biraz uzun. İlk bölümünü onun için hızlı geçeceğim. Çünkü tarih setini anlatıyorum. Yani matematik böyle kendi başına birden oluşmuş bir şey değil. Zorunlulukların getirdiği bir dal. Şimdi oraya geçersek, geçmeden önce şunu söyleyeyim. Şurada gördüğünüz zamanın şeyim görülüyor mu benim? Görünüyor hocam. Tamam. Şimdi maalesef şu m7tepe.edu.tr artık doğru değil. 7tepe.edu.tr'den girin, oradan makine mühendisliğini bulabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken, işte burada MÜDEK ve EURACE belgesi var. Bunlardan konuşacağız. Bunlar önemli. Hangi bölüme gidecekseniz gidin, hangi üniversiteye. Bir tür akreditasyonunuz var mı diye sormanızı tavsiye ederim, öneririm. Yoksa her önüne gelen istediği eğitim programını sunmaya çalışıyor ama o olmuyor. O kadar söyleyeyim. Şimdi ben kimim diye sorabileceklere karşı şöyle bir şey hazırladım. Ben de epey tabii eskiyim. Üzücü Öğretmen Lisesi Adana. Şimdi Osmaniye oldu. Eski köy enstitülerinin devamı aslında. Çok çok sevdiğimiz bir yerdir. Sonra ODTÜ makina, yüksek lisans, Atlanta Georgia makine doktora, Panasonic araştırma laboratuvarında çalıştım. Sonra Georgia Southern University'de biraz ders verdim. Sonra US Welding Systems diye Atlanta'da bir Ar-Ge tasarım mühendisliği. İşte mühendisliği anlamamı sağlayan şey bu oldu. Sonra Yeditepe Üniversitesi, sonra Kuwait'te bir yıl ders verdim. Şimdi de tekrar Yeditepe Üniversitesi'ndeyim. Şimdi tarih bilmeyen gerçekten tarihe gömülmeye, tarihte kalacaktır, tarihe gömülecektir. Yani bunu abartmıyorum. Benim de en sevmediğim derslerden biriydi tarih. Şu anda her gün tarih okuyorum, inanmazsınız, ama teknoloji tarihini okuyorum tabii ki, dil tarihini okuyorum, diğer şeyleri. Tarih inanılmaz bir şey aslında. Şimdi matematik, hep derler ya, düşman başına. Öyle demeyin, düşmana yenik düşersin sonra, ki görüyoruz neler olduğunu. Matematik bize uygarlık verir. Yani mahir, becerikli uygarlık. Olgun uygarlık verir. Yani refahlı olan uygarlık. İyi uygarlık verir. Esen, sağlıklı uygarlık verir. Aydın uygarlık getirir. Ve bilge uygarlık getirir. Bunu örneklemelerini size vereceğim. Uygarlığımızın kalıcı olmasını istiyorsak, bütün dünyada ilerlemiş ülkelerin yaptığı gibi matematik, fizik ve diğer temel dalları
Yani çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi kim matematik niye istedi derseniz, saymak zorundalardı, hayvanları bilmek zorundalardı, işte ekonomi yavaş yavaş gelişiyordu. Ayları sayıp, ayları günleri sayıp bir şeye, sisteme oturtmaları gerekiyordu. Ona da bir takvim diyoruz. Takvime göre yapmazsanız o zaman ekinler doğru çıkmıyordu. Aç kalıyorsun, ölüyorsun eski zamanlarda böyle. Ömer Hayyam örneğin herkes şair olarak bilir ama aslında çok ünlü, çok yetkin matematikçi ve astronomdu, gözlemci. Selçuklu için Melikşah'ın astronomuydu. Biraz da astrolog istemeye tabii. Onları ilk takvim gibi bir şey yaptı. Bu takvim çok daha yani ana takvimden çok daha verimliydi. Verimi arttırmak için yaptı Ömer Hayyam. İşte Ömer Hayyam'ın yani cebirle o teoremi hala vardır, Wikipedia'da bulabilirsiniz. Tarlayı ölçmek, bölmek, bunları hıza geçeceğim ama çarpmalar yapmak zorunda kaldılar. Alanları topladılar, kesirli sayılar geldi. Nasıl böleceğiz alanları? İsteyen olursa bunun bir kopyasını sonra gönderirim. Paylaşmalarda problemler, evet, türev icat etmesi gerekti. Hani sonra, çok sonra tabii de. Ama bunlar hep bir gereksinimden kaynaklandı. Ondan sonra sıvılar, katılar, ağırlıklar, kütle ve Arşimet biliyorsunuz. Niye Arşimet'in Eureka demesi önemli derseniz, hani suda suyu kaldırma kuvveti. Bundan başlayarak denizleri fethettiler. Bir kere de aynı, bir kere de olmuyor bu şeyler. Yani ya sabahtan kalkıp gemi yapalım diye olmuyor bunlar. Yıllar, yüzyıllar alıyor. Aritmetik, çentik tahtası, bunları geçeyim. Şimdi buraya biraz bakalım. Şimdi ilk kayıt aracı nedir derseniz gerçekten de tahta. Ağaç şey parçası. Davarını düşünün, 500 tane, 1000 tane hayvan var. Hepsi başka değişik evlere ya da çiftliklere ait olabilir. Bunların kaydını tutmaları gerekiyor. Yani, o da şaka yolu işte smart disk, aslında sert tahta diye çevirebiliriz belki. Çizmesi, çentik atması kolay olduğu için tahta doğal bir malzeme. Şimdi ön Hint Avrupa dillerinde bu şeyden geliyor. Pau kökünden kesmek, çentik atmak. Latince'ye geçince pau kökü putare oluyor. Hesap yapmak. Çünkü hesap yapıyor aynı zamanda tahtanın üzerinde. Latince kullanılışı ise birlikte hesap yapmak anlamına com putare. İngilizce ve diğer dillere geçtiğinde computer oluyor. Bu da bildiğiniz gibi bilgisayar. Demek ki bilgisayar eşittir davar sayar. Bu yani şaka yapıyorum ama doğru bir anekdot. Tarihimize baktığımız zaman Türk tarihinin en önemli kayıtlarından biri Orhun yazıtlarının Kültik'in yazıtları da ekranda. 1300 yıl önce unutmayın. Çok önce. Burada geçtiğiniz zaman ben şöyle çevirdim. Umay diye başlıyor. Bu çok önemli bir şeydir Umay. Türk kültüründe ve edebiyatında da mitolojisinde de. Kültigini şey yapıyor ama bizi ilgilendiren şey şu. 50 bin asker geldi savaştık diyor. 50 bin asker. Bakın 50 bin şurada tümen. Beş tümen, yani 5 tümen. Her bir tümen doğal olarak anlaşılmış, anladığınız gibi 10 bin asker. Saymak zorundalar. O askeri bilmezseniz onun lojistiğini kaldıramazsınız. Ne kadar yemek vereceksiniz, ne kadar su getireceksiniz. Çadırları, okları, korkunç bir şey, olay. Yani Türk kökenli orduların ve işte daha önceleri Cengiz Han, Moğol kökenli. Bunlar yaptığı şeyler tarihte inanılmaz olaylar. Alexander, Büyük İskender de böyle. Yani o orduları kilometrelerce götürmek çok zor bir olay. Neyse buraya geçeyim. Mısır'da da aynısını görürsünüz. Saymak ganimet kayıtları mesela bu gördüğünüz Tutmosis 3'ün ganimet kayıtları. Ne kadar esir, ne kadar altın, ne kadar bilmem ne, hepsini kayıt altına almak durumundalar.
Sonra işte pozisyonlu sistemler gelişiyor. Mesela bu Çin'den çok enteresan bir sistem. Onu yapmaya çalıştım. Bayağı da güzel çalışıyor aslında. Sonra en önemli buluşlardan biri sıfır bulunuyor. Çünkü basamaklı sistemde eğer mesela onluk yoksa hiç tane onluk demek gerekiyor. Yani beş tane bir, hiç tane on, iki tane yüz mesela. Ama araya boşluk koyuyorlardı ama boşluğu az koyarsan anlaşılmaz oluyordu. Nokta koymaya başladılar. Sonra yuvarlandı, sonra sıfır geldi. Adı da nefer ile, yani sıfır Arapçada eski Mısır'da neferle iyi, güzel, hoş anlamına geliyor. Nefertiti'ye atfen. Buna geçelim. Asker sayısı nasıl yazılabileceğine dair bir şey. Bunu denklemler ta bakın milattan önce 200. yılda bile bu denklemleri sorup çözümlerini verip çözümlerini soruyorlardı. Buradan başlıyor aslında aritmetik ve nasıl çözüleceğini de aslında günümüzde yapmam yolunu bilmeniz gerekiyor birçok problemi çözmek için. Buralara geçiyorum. İşte, negatif sayılar, yani eksi sayılara direnç oluyor. Ondan sonra rasyonel olmayan sorular, şey sayılara karşı olur mu arkadaş, öyle şey irrasyonel diyorlar, yani akıl dışı sayılar. Ondan sonra bunlar gerçek sayılar diye biliyorsunuz, hep derslerde görmüşsünüzdür. Çok enteresan bir sayı sistemi karşımıza geliyor. Bunun sayesinde hesap yapabilmeye başlıyoruz. Yani bunsuz fizik yapılamaz. Ama daha da ötesi var. Descartes ve Newton'u, Newton tanıyorsunuz da Descartes de ünlü Fransız filozof ve matematikçisi. Yani biz, bana ne diyebilirsiniz tabii ama bunlar demeyince dünya değişti. Descartes'i şeyden hatırlarsınız, düşünüyoruz. Bilmiyorum öyleyse var mı, biraz farklı söylese de. Ama Kartezyen koordinatlara ona borçluyuz. Hayyan da onu buldu, unutmayın. Ama adı Descartes'te kaldı, Descartes'ten geldi. Ve büyük ihtimalle bütün bilimin ve mühendisliğin en temel kitabını Newton yazdı. Bunun adı kısaca Principia diye söyler, 1687. Yani devrimdir bu. Ama şöyle unutmayın, 50 yıl boyunca kimse takmadı bile. Anlamadılar. Ondan sonra 1700'lerden sonra, 1765'den sonra böyle korkunç bir patlama. Bu arada Descartes şeyi de fark ediyor. Bazı şeylerin çözümü yok. Mesela bir sayının karesini alıp bir eklersem sıfır çıkar mı? Tabii ki böyle gerçek sayılarda böyle bir şey yok. Descartes de işte hayal edebiliyorum ama anlayamıyorum diyor ki çok zor bir şey gerçekten. İşte Leonhard Euler çok büyük baba. Bunu bir yere oturtan adam aslında. İşte karmaşık sayılar aslında. Sanal sayılar ya da diye biliniyor. Onları ürettiler. Mecburdular yani. Birçok sorunun çözümü için. Mesela bir robot kontrol etmek istiyorsun. Ve ister istemez sanal sayılarla uğraşacaksın. Elektrikte bir problem çözmek istiyorsun. Sanal sayılar. Bir prensip yani bize mühendisliğe olan şeyi, etkisi çok ünlü F eşittir MA gibi çok basit yönün çok derin ilişkide yatar. Mekaniğin ikinci yasası ya da Newton ikinci yasası deriz buna. İlk defa ivmeyi öneriyor. İvmeyi önermek demek aslında türevi öneriyor. Sonra limit anlaşılmak zorunda kalıyor. İntegral anlaşılmak zorunda kalıyor. Sonra gerçekten korkunç bir devrim başlıyor. Ama Osmanlı bana ne yahu diyor ve biz olduğumuz yerde kalıyoruz. Büyük döküş. Şimdi Osmanlı'nın bu çökmüşlüğü içinde bir aydınlık, bir ışık beliriyor. O hem matematiği hem de dili severdi. Bunlar rastlantı değil. Matematikle dil birbirinden ayırt edilemez aslında. O yüzden bir kitapla ikisine birden dokunuyor ve yüzyıllardır süren karanlığı aydınlatmaya çalışıyor. Bakın şu örnek sayfa 10 kitabında. Bakın yay, kiriş, ok. Böyle şeyler yok terminoloji. Yani öyle bir adlandırma yok o güne kadar Türkiye'de. Matematik yok çünkü. Bunu yapan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve kitabı geometri olarak çıkmıştır. Öğretmenlere, öğretenlere bir rehber olsun diye. Şimdi Mustafa Kemal'in önemi ve büyüklüğü tartışılamaz ama insanlar tartışıyorlar, tartışsınlar.
Nutuk'u okumadan hiçbir şeyi anlayamazlar. Ben de şunu söylüyorum eleştirmenlere. Tabii ki hakkınız kullanınız ama eleştirinin boş laf olmamasını istiyorsanız dili öğrenin, kullanın, geliştirin, koruyun. Matematiği öğrenin, kullanın, uygulayın, tarih öğrenin, ders alın. Biraz fizik, kimya, biyoloji, biraz müzik, biraz sanat, biraz felsefe. Bunları yapmazsanız ki yapmıyorlar. Fizik bilmeden Einstein'ı, biyoloji bilmeden Darwin'i eleştirirler. Birkaç kitap okuyunca kendini filozof sananların davalına düşmek çok olası. Çok var bunlardan, unutmayın. Birinci bölümü böyle hızlıca geçtim. Şimdi asıl sizi ilgilendiren bölüme gelirsek, o da şöyle başlasın. İşte matematik neredeymiş, kimsenin işine yaramaz, gerçek dünya böyle değilmiş, meşmiş ama otomotivde de ileri gitmek istiyormuş. Hep duyuyorum bunları, benim öğrencilerimde var yani. Hep söylüyorum, yapamazsınız, cehaletinizin farkında değilsiniz, olmaz öyle bir şey. Şimdi buraları hızlı geçeyim ama D'Alembert ilk kısmı türevsel denklemi buluyor. Fourier ısı kuramına, yani bugün ısı kuramı olmasa hani evinizde kombi çalışıyor ya, onu yapamazsınız. Cep telefonunuz Maxwell'in elektromanyetik kuramına bağlı. 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında ortaya koydu Maxwell. Einstein olmasa birçok şeyi yapamayacağız, anlayamayacağız evreni. Mesela sicimler nasıl salınır? Diyelim ki bir gitarın, piyanonun nasıl ses çıkardığını anlamak istiyorsanız, deniz dalgasının, tsunamilerin nasıl olduğunu anlamak istiyorsanız, yani pardon, özür diliyorum, saymakla bitmez. En az binlerce problemi nasıl olduğunu anlamak istiyorsanız bu küçücük denklemi çözmek zorundasınız. Bu da D'Alembert'ti. Benim de katkım bu oldu. 300 yıllık bu problemi çözdüğümü iddia ettiği bir yere koydum. Bakabilirsiniz. Bu benim denklemlerim. Maxwell'cine çok benzer. Pardon D'Alembert. Archive.org'da bulabilirsiniz. Burada tarih çok önemli. 13 Mart 2018. Tam 14 Mart'ta yani aslında 14 Mart yani Mart'ta da Stephen Hawking oldu. Kuantum sicimlerinin babasıydı o. İlginç bir rastlantı. Termodinamik mesela makine mühendisliğinin en temel konulardan biridir. Matematiksiz hiçbir şey yapamazsınız. İçten yanmalı motorlar, arabanızın motoru, güç üretim santrallerinin motorları, termik santrallerin motorları. Şimdi mesela 100 kilometrede şu kadar yakıyor diye övünüyoruz değil mi? Ama 20 yıl önce yoktu bu. Neden? Matematik, fizik ve kimya ile oldu. Güç üretim santralleri, kimyasal ürün, gıda üretim fabrikaları, soğutma sistemleri, ısıtma sistemleri, meteorolojik hareketler, efendim, küresel ısınma, bunlar oluyor mu olmuyor muyu ancak termodinamikle anlayabiliyoruz. Isı da işte bu termodinamiğin uygulanmış hali, sıcaklıklarla ilgili diyelim, ısının nasıl hareket ettiğiyle. Bunlar da yine bütün bahsettiğimiz şeylerin temelini oluşturur. Yani bunu yapmadan, şu denklemi çözmeden, ki bu en basiti yani, yapamazsınız. Bu devasa bir konu. Çözümleri henüz tam bilinmeyen Navier-Stokes denklemleri diye bir denklem ki bu kapalı hali, açık halinde bir sayfa oluyor kendileri. Çözerseniz bir bölümünü Nobel alabilirsiniz. Bunları yapmazsanız uçak uçmaz, araba gitmez, fanlar iyi çalışmaz. İklim öngörüsü yapamazsın, suyun nasıl akacağını kestiremeyiz. Kalbin çalışmasını analiz edemeyiz. Nanoteknoloji falan filan olmaz. İnanın 10 saat, 20 saat konuşulabilir bu konu üzerinde. Bu da sağda, altta gördüğünüz şey bir istakozun üzerinden geçen suyun nasıl akacağına ilişkin analizler. Şimdi bu ne olacak? Bunu bilsen ne olur, bilmesen ne olur diyebilirsiniz ama denizaltıya gelince birdenbire önemli hale gelir. Mekanikte en temel konularımızdan biri ama matematik kullanmazsak rulman olmaz, yay olmaz, dişli olmaz, teller kopar, inşaat binalar çöker. Deprem uzmanları bir şey söyleyemezler, yeni malzeme üretemezsin, robotlar çalışamaz, bütün makineler kötü üretim yaparlar ki 50 yıl geriye gidip öyle zaten. Yani çok kötü üretimler yapılıyordu. O zamanın teknolojisi. O teknoloji böyle hani kalkıp ya yarın ben yeni bir teknoloji üreteyim bile olmuyor. Temel bilimlere
önem vererek oluyor. Mesela dinamik kontrol, mesela insan gibi yürüyen robot istiyorsun. Çok ileri matematik bilmek zorundasın. Benim uzmanlık alanım bu arada. Onu da söyleyeyim. Biliyorum yani. Mars'a gideceksen yani ben aklım almıyor. İnanılmaz matematik öğrenmiş olmak. Şunda Mars'taki şeyi biliyorsunuz. Hem Çin de indirdi, ABD de indirdi. Bir helikopter var. Uçuyor. Mars'taki atmosfer dünyanın %1'i yoğunluğunda yok gibi. Orada o helikopteri uçurmak inanılmaz bir olay. Çok zor. Salma teknolojileri bir ölüm kolu. Görüyorsunuz İsrail kendine atılan binlerce roketi havada vuruyor. Bizde öyle bir şey var mı acaba? Bizim ürettiğimiz yok. Yani bunun vurmak istiyorsan o zaman matematik öğreneceksin. Arabandan süper performans. O zaman matematik öğreneceksin. Navigatör nasıl çalışıyor? Böyle çizim falan değil matematik. Arkasında matematik var. Ekonomi. Amerika'da 90'lardan beri yatırım kuruluşları hep böyle ileri matematikten doktoralı mühendisleri istiyorlardı ki beni de istediler. New York'a gidecektim. Ben gitmedim. Ne kadar yüksek maaş derseniz normal ya da deneyimli mühendisi 3 ile 10 katı arasında. Bitcoin kazanmak istiyorsan matematik yapmak zorundasın ki şu anda çok en sıcak konulardan biri. Para piyasalarının matematiksel modellemesi, ekonometri, faiz, enflasyon, üretim, tüketim, işsizlik, bunlar arasında ilişki var mı? Yoksa her şey rastlantısal mı? Ekonomistler var, çok ünlü. Hem matematikçi hem ekonometrici, Nobel ödüllü bu adamlar. Biz şimdi John von Neumann'a bakacağız en son gösterdiğim adam. 20. yüzyılın enteresan akıllarından biri. Hem matematikçi, hem fizikçi, hem bilgisayarcı bir de ekonomist arkadaşımız. John von Neumann, okay? Şimdi ilginç rastlantılar bu. Ben bu sunumu hazırlarken bir arkadaşım, hatta Fethi Hoca bizim bölümden, bana bir fotoğraf gönderdi, resim. Resim şöyle, İstanbul Üniversitesi'nde de çekilmiş. Doktora, Fahri Doktora töreni John von Neumann'a veriliyor. Resimdekiler bir numara John von Neumann en solda. Los Alamos laboratuvarı çok ünlü. İki numara benim enteresan rastlantım Richard von Mises Harvard'dan. Diğerleri de işte çok ünlü insanlar hem Türkiye'nin hem de dışarıda. Bu Richard von Mises, 33 ile 39 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde. Ben dedim ki Allah Allah, ne iş? Çünkü ben her dönem derslerimde von Mises West diye anlatıyorum. Ben ayıp bana olsun, yani bana ayıplar olsun ki von Mises'in İstanbul Üniversitesi'nde olduğunu bilmiyorum. Sonra biraz araştırınca von Mises ve diğerlerinde Hitler'in rejiminden kaçan Türkiye'ye sığınan yüzlerce bilim insanlarından biri aslında olduğunu öğrendim. Hitler bunları istiyor geri ama Mustafa Kemal reddediyor. Bakın Hitler'i o dönemde reddetmek böyle kolay şey değil. Bulmak istiyorsanız Deutsche Welle'nin Türkçe röportajı şeyle Muazzez İlmiyeçi ünlü üstadımız. Sümer Beyoğlu, tarihçi. Bunlar ki yani ben hep merak ederdim. Ben nasıl 50'lerde, 60'larda, 40'larda ne oldu da Türkiye birdenbire istihdama yaptı? İşte Mustafa Kemal hepsini getiren adam. Yüzlerce önemli bilim insanı yetiştiriyor bu gelenler. Onlar da bizleri yetiştirdi sonra. Onun da örneğini vereceğim. Rastlantının güzelliği o yüzden benim için. Örnek Theo Grünberg. Kim diyeceksiniz? Tamam. Theo Grünberg bu hocamız. Kendisi şimdi 1980'lerin ortalarında ben ODTÜ'de soğuk bir akşam kafeteryaya doğru gidiyorum. Puslu. Kişiye kol kola geçiyorlar. Bir de böyle baktım. Bir kadın koluna girdiği adam dağınık, uzun saçlı, böyle garip bir partisi, paloçu, kocaman ayakkabılar. O akşam işte arkadaşıma anlattım, dedim garip birini gördüm ya, dedim aynı Einstein'a benziyordu. O da güldü, o da dedi, bizim bölüm başkanıdır. Evet, ODTÜ Felsefe Bölüm Başkanı Theo Grünberg. Ben hep şaşırıyorum, dedim, Theo Grünberg kim bu adam, niye, nereden gelmiş, niye burada? Sonra dünyaca tanınmış felsefecimiz de kendisi. Doktorasını nereden almış?
İstanbul Üniversitesi. Tabii ki Alman Hitler pardon rejiminden kaçanların çocuklarından. Belki kendisiyle tanışma onurunda yaşadım. Ders almak fırsatı olmadı ama felsefeden ders almıştım ama ondan almadım. Bu da size göstereyim. İki resim. Birisi Einstein, birisi Grünberg. Bunları niye bu kadar birbirlerine benzemesi de sandığınız kadar rastlandı değil. Türk tarihine de oldukça ilgili ama oraya girmek için zamanım yok. Einstein 1933'te Mustafa Kemal'a bu mektubu yazıyor. Bakın şurada aslı. Başbakanlık arşivde var. Ekselansları diyor, Almanya'dan 40 profesörle doktorun bilimsel tıbbi çalışmalar Türkiye'de devam etmelerine müsaade vermenizi rica ediyorum. Ekselansları Sadık Hizmetkar olmakta şeref duyan Profesör Albert Einstein. Bu müthiş bir şey. İlk önce kale alınmıyor bu. Kim olduğunu söylemiyorum, biz bunları para veremeyiz diyor. Halbuki para istemeden geliyorlar. Mustafa Kemal diyor ki, bir şekilde rastlantıyla Mustafa Kemal'in önüne geliyor. O da diyor ki, hayır diyor. Hepsini göndersinler, ne kadar varsa. Hepsi de kapımız açık diyor. Ve bu bir anlamda Türkiye'de üniversite ve bilimsel devrimi azıcık da olsa başlatan harekettir. Şimdi matematik ve bilgisayara geçersek, bilgisayarla matematik yapmak var. Yani ben bunu sürekli yapıyorum diyelim. Bu ekranda göstereyim ve benim yaptıklarım şu anda. Bu bir yönü işi. Tamam. Matematik ve bilgisayarla bilgisayar yapabilirsiniz. Animasyon, oyun tasarımı, sanal gerçeklik falan. Ve denklemler alt. Mesela siz bir oyun oynarken arkadan ne kadar matematik yapıldığını bilseniz çok şaşırabilirsiniz. Bilgisayar için matematik yapmak var. Yani daha küçük çip, daha hızlı çip, daha az ısı, daha fazla bilgi. Bunları nasıl yapacaksınız? Çok ağır matematik kullanacaksınız. Bakın size bir örnek veriyorum. Bu iki resimde soldaki benim çocukken çok iyi bildiğim ENIAC 1945. Elektronik sayısal integral alıcı ve hesaplayıcı diye çevirebiliriz ENIAC. 27 ton, 167 metrekare, 150 kilowatt, yani 150 tane fırın düşünün. 100 binden fazla parça, 5 milyon lehim. Sağdaki ise rastlantıyla buldum bunu 21 Haziran 2018'de. Dünyanın en küçük bilgisayarı Michigan Üniversitesi, yani 16 nanowatt, yok gibi pirinç tanesinin 20'de 1.3 milimetre boyutları. Bunlar ancak matematikle oldu arkadaşlar. Biyoloji, matematiksel biyoloji. Her gün inanılmaz sayıda iş yapılıyor. Popülasyon dinamiği, evrimsel biyoloji, genomik, otomata, hücresel otomata, moleküler biyoloji. Bunlar hepsi matematik. Tabii diğer şeyler de kullanıyoruz ama matematik temel. Tıpta mesela bu bizim katkımızdır. Türkiye'de ilk kalp pompası araştırması. Bizim bölüm bütün üyelerinin katıldığı bir de Kod Üniversitesi'nden bir arkadaşımız vardı. Bunlar epey yoğun matematik kullandık. Mesela bir kalp modellemesi çok önemli. Kanser modelleri yapıyorlar. Yani virüsten kaynaklanan serviks kanseri modelleri yapıyorlar. Saymakla bitmez tabii. Her bir şey için bir model var. Bugün de eğer bakarsanız da önde giden dergilere COVID modelleri, COVID nasıl yayılıyor falan diye matematiksel olarak modellemeye çalışıyorlar. Mesela tomografiye gittiniz. Tomografi bir sinyal gönderiyor. Ondan sonra sinyali topluyor. Ondan sonra Fourier transform dediğimiz, sonra da radon transform dediğimiz aslında işte kolay olmayan bir integraller içeren bir işler yapıyor. Ondan sonra şu son resmi elde ediyorsunuz doktorun baktığı. Protein kaplanmasını öğreniyoruz. Matematik dili geçeceğim. Sadece şunu bahsedeyim. Google'ı internet uygulaması sanıyorsanız çok fena da yanılıyorsunuz. Google matematik üzerine kurulmuştur. Bir korpus vardır. Korpus yani derlem Türkçesi. Bir dildeki her türlü sözcüğün toplandığı bir şey. Google'ın kendi şeyinde Amerikan English Corpus derleminde 155 milyar öğe var.
diğerlerini geçeyim ama övüneceğimiz bir şey de dünyada az bu derlemler. Türkçe derlem şu anda var 50 milyon üyeye sahip. Sadece 1990-2013 arasını tarayarak. Sanatta kullanıyor. Müzikte çok kullanıyoruz. Yani müzik teorisi, mühendisliği dersi de veriyorum. Sade matematik yapıyoruz orada. Salon tasarımı, bilgisayarlı sanat, sanat eserlerini çözümlemeleri. Tarih yaparken eskiden sadece de kayı resimler, buluntular, yazıtlar, yazılar, söylentiler vardı. Şimdi ise bilgisayar, fizik, kimya, biyoloji, matematik kullanarak inanılmaz şeyler buluyoruz. Örnek, ben buluyorum daha ben değil. Atın elleştirmesi ilk nerede oldu? Ben o tarihi okuyorum dedim ya. Bu. Herkesin kafasından bir şey çıkıyor. Herkesin bir teorisi var. En sonunda ne yaptılar? Patlar var. Çanak var. Çanağın üzerine hafifçe kazıyarak içinde ne olduğunu bakınca at sütünün bulunduğunu ve en eski yerlerden en eski yerde buldukları için atın elleştirilmesinin orada olduğuna dair en önemli kanıtı buluyorlar. O da Kazakistan bu arada. Benim geldiği yerlerde. Matematikle mühendislik ve zenginliğe merak ediyorsanız Jeff Bezos'dan Jeffrey Bezos diyelim ya da Bill Gates'ten başlayarak işte Facebook kurucusu falan hepsinin arka tarafına baktığınız zaman mühendislik, bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği, matematik yani kaçınılmaz olarak bu ilgiyi görüyorsunuz aslında. Sonuç olarak matematiğin kullanılmadığı alan yok gibi tümünü sayamayız. En fazla fizik, kimya ve mühendislikte görülüyor ama artık diğer bütün dallarda da kullanılıyor. Bilgisayarda olmazsa olmaz. Düşünsel insan özelliklerinde yeri var. Aslında soyut bir dildir matematik yani aklımızın dili. Biz yapan şeydir deyip böyle bitireyim konuşmayı. Şu anda bu bölüm için bundan sonra çok daha kısa bir bizim bölümü tanıtacağım. Ama temel olarak matematik ve mühendisliğe biraz dokunmuş oldum. Sorularınız varsa alayım şimdi. Evet, çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Evet, sorularımız var mı arkadaşlar buraya kadar olan kısımla ilgili? Hocamıza sormak istediğiniz şeyler varsa alalım. O zaman şöyle yapalım. Elde kaldırabilirsiniz. Biliyorsunuz el kaldırma şeyi var. Bir yere tıklayınca sanırım el kaldırabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Ben öbür bölümü de sunayım. Ondan toplu olarak. Evet, çok daha iyi olur sanırım. Buyurun hocam. Şimdi buraya kadar genel olarak anlattım. Şimdi ise size birazcık bizim üniversiteyi bölümü tanıtayım. Zaten bunları bulursunuz orada burada ama mühendislik binasının içini görüyorsunuz sağ altta. Şimdi makine mühendisliği mekanik sistemini tasarlamak, analiz etmek, üretmek, sürdürmek için temel bilimleri, matematiği ve malzeme bilimini birleştirip kullanan bir daldır. Mühendislik dallarının en eski ve en genişlerinden biridir. En eskisi büyük ihtimalle inşaattır. Ama belli olma tekerleğin kuruluşuna baktığımız zaman makine daha çok geriye doğru gidebilir. Tek yer almadığı dal yoktur. Çünkü yani ne yaparsanız ya mesela tutaş tutaş firmasında ben genel mühendise sordum. Yani havacılık firması. Makine mühendisi oranı ne kadar dedim. %80'dir. Yani doğal olanı bu zaten. Temel alt dallarımız mekanik, termodinamik, enerji, ısı ve akışkan, kontrol, robotik, mekatronik ve tasarım ve üretimdir. Diğer dallar tabii gelişmekte, onlar yerlerini alacaklardır. Ayrılabilirler, yeni dal oluşturulabilir. Ama temel olarak bunlar. Bölümümüzde 10 öğretim üyemiz var. Bir tane de öğretim elemanımız var. 400 kadar öğrenci. Yalnız bu sayıların bazıları güncellenmemiş durumda. Doktora ve lisans öğrencilerimiz var. Laboratuvarlar var. Atölyemiz var. Sanayi işbirliği projelerimiz var. TÜBİTAK projelerinde danışmanlık hizmetleri veriyoruz. POSGAP ve diğer yerlerde de hakemlik hizmetleri yapıyoruz. Sayısını tam bilmiyorum ama epey sayıda, ondan daha fazla şu anda.
Bölüm başkanımız Mehmet Akgün, University of New Mexico'dan. Ho Chi Minh, California Institute of Technology. Bu çok Caltech, NASA ile çok ilişkileri olan üniversitedir. Ve hocamız Northeast University'den. Nezih hocamız University of Waterloo. Bahadır hocamız Southern Methodist University, Texas. Fethi hocamız Illinois Institute of Technology, Chicago'dan. Onur hocamız University of Washington, Seattle'dan. Ben de Atlanta söylemiştim. Birkan hocamız yeni katıldı bize. Sanayi tecrübesi çok olan bir arkadaşımız Boğaziçi'de. Ahmet Ağoğlu hocamız da öğretim görevimiz bizden mezun. Sanayi tecrübesi deneyimi çok yüksek. Sanayide epey çalıştıktan sonra doktora yapmaya karar verdik diyelim. Epey bir araştırma görevlileri, burs yerlerimiz var. Projede ve diğer kapsamlarını. Bu eski maalesef bunu güncelleyemedim ama genel olarak dağılım benzerdir. Yani hangi dallarda daha çok projelerimiz, araştırma projelerimiz var derseniz sağlıklı bir dağılıma sahip. Çalışma alanlarına örnek verirsek mesela bu hovercraft bomba arama projesi olarak sunulmuştu. Ben de çalıştım projede. Sonra kas, kurbağa kas ile mekanik bir aracın hareket ettirmesinde de ben yine mühendislik tarafına çalışmıştım. Erdem ya da Hoşinan hocamız NASA, Amerikan Hava Kuvvetleri ve NASA ve onlarla ilgili araştırmalarda çalışmış. Roket motorlarının yanmasıyla ilgili uydu sistemlerinin tasarımını analizi. Koray hocamız bir uzun süredir bu robotla uğraşıyor. Epey bir öğrenci mezunu oldu bu robot sayesinde. Yani epey bir çalışmalar yapılıyor hala. Nezih hocamız titreşimden enerji üreten sistemler, diğer projeleri var. Patent aldık beraber. Bir yere enerji üretim sistemiyle beraber çalıştık. Diğer bir patette başka öğrencimizle beraber. Bahadır hocamız yeni akışkıncı kalanlardan mesela yüzme öğrenirken balıklar, meydanlar, kamp patatçılar. Fethi hocamız da biyomedikal ve çok eğildi. Örneğin omurga sistemlerinin dinamik istat dayanım testleri modellerini yapıyor. Epeyce bir şey patent içinde başvurmak durumdalar. Onur hocamız en çok şey yapıyor. Yani şekil bellekli alaşımlar, yani belli şeklini hatırlayan elektrik verince şekline geri dönen alaşımlarla ve diğer mekanik sistemlerle uğraşıyor. İlkan hocamız dedim ya şeyden sanayide üst düzey mühendis durumundaydı şeyde Ford Motor'da. Sonra Engine Soft'ta çalıştı, Pigas'ta çalıştı. University of Texas'ta post doktora sonrası çalışmaları yaptı. Yıldız'da ders verdi. Katı yakıtlı roketlere, katı roket yakıtlarının modellenmesi analizi, tümör analizi, otomotiv gövde tasarımı gibi konularda çalışıyor. Ona beni geçelimmiş ve geçelim bir şeyler yapmış. Benim en çok şu nanometre hassasiyetli paralar robot var. Bir de omurga ameliyatlar için yeni ameliyat masası paketler. Yani bunlar hani neler yapılıyor bölümde diye göresiniz diye koydum. En önemli şey de şu, 2008'den beri makine mühendisliği sürekli akreditasyon alan bir bölüm. 4 yıllık, 2 yıllık değil. MÜDEK tarafından buna bakabilirsiniz. MÜDEK EURACE Avrupa kuruluşu olan EURACE etiketli tarafından tanımlanıyor. Aslında yok ki Network Foundation diye bir ad olan bir yer. İnternette bulabilirsiniz. Aslında Washington Accord diye de bir anlaşmaya da giriyoruz bu sayede. Öğrencilerimiz neden hoşlanmazlar? Çok ağır diye düşünürler programı. Mezuniyetten sonra genellikle
memnunlar. Laboratuvarları az ve yetersiz görürler, halbuki çok olduğunu sonra anlarlar. Neden yazılım öğretmiyorsunuz derler. Biz de mühendis yazılım kullanan adam insan değildir. Onu tabii ki kullanıyoruz ama yani asıl konumuz o değil. Yazılımı sizin kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. Biz öyle öğrendik. Nelerden hoşlanırlar? Öğretim üyelerinin erişilebilir olması, çok projelerinde çalışabilmeleri, dilin tamamen İngilizce olması, çakma İngilizce değil, karşılıklı saygı ve sevgi, sağlıklı ve güzel bir kampüs ortamı. Genel özellikleri, genellikle şunu görüyoruz. Mezunlar çok hızlı yükseliyorlar. Yabancı şirketlerde çalışıyorlar. Ortalamanın üzerinde lisans üstü çalışma yapıyorlar. Ar-Ge'den çok çalışıyorlar. Yurt dışında çok çalışıyorlar. Kendi şirketlerini kurma günleri yüksek. Dayanışma ve iletişim ortamı yaratıyorlar. Dağılım sağlıklı. Bu veriyi ben toplamıştım. Ama Ar-Ge'de ABD'dekilere göre bile daha yüksek oranda yer alıyorlar. Nedenini bilmiyoruz. Bizi iyi hatırlıyorlar. Kötü hatırlayan var mı bilmiyorum ama. Bunları tabii ki MÜDEK ve YÖK'e kapı alamak için hazırlanan anket tarama diğer yerlerden ortaya çıkardığımız sonuçlar. Teşekkür ediyorum. Yine meslekle ilgili belki çok şey sunamamış olabilirim. Lütfen soru sorun. Evet, çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok detaylı, güzel bir anlatım oldu. Evet, bir sorumuz var. Merhaba, öncelikle demiş, hocamıza çok teşekkür ederim demiş. İş imkanı olarak sadece fizik, matematik mi okumalıyız, makine mühendisliği mi? Biraz bahsederseniz sevinirim demiş. Tamam, çok iyi. Çok güzel soru. Chat'ten bakıyorsunuz değil mi? Chat'ten tamam. Bakıyorum. Evet hocam. Tamam. Emircan Arslan yazmış. Şimdi pardon, ben tam onu göremiyorum tam olarak. En son PowerPoint'inizi kaldırabilirsiniz. İsterseniz ekranı sizi de görmüş oluruz. Tamam. Bir dakika. Evet, harika. Evet. Şimdi Emircan soruyorsa, Emircan'a şunu söyleyeyim. Mesela bir önce de dün konuştuk. Benden akıl fikir almak istedi. O da makine de bize tabii bitirmek üzere. Bakın, gönlü fizikte ve matematikte. Ben ona dedim ki ben de zaten öyle biriyim. Sabahtan akşam, yani günde ben en az 2 saat matematikte uğraşan biriyim. Dedim bunu yapman gereken 2-3 yol var. Biz de bitirdikten sonra biz de yüksek lisans yapıp doktoranı fizikte ya da matematikte yapabilirsin. Yok olmadı, direkt oraya yüksek santim verecektim. Meslek diye düşünmeyin şimdi. Sevdiğiniz şeyi yapmanız çok 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 önemli. Bakın 40-50 yıl aynı şey yapacaksınız. O yüzden eğer makine mühendisliğini seviyorsanız çok güzel. Ama eğer kimya ve fizikten hoşlanıyorsanız, matematikten iyi olmak koşuluyla. Hangi mesleği yaparsanız yapın, açıklık var mı? Tamam, bunu bir kere söyleyeyim. Ama iyi olacaksınız her konuda. Ama şu karışım çok iyi. Önce makine okuyup sonra matematik yapmak ya da fizik yapmak mükemmel oluyor. Tersi de var. Bizde fizikten gelip ben makineci olmak istiyorum dedi. Benle master yaptı. Benle bitirme yaptı. Önce sonra master yaptı. Şu anda doktor öğrendim ama gelmiyor. Nerede derseniz Türkiye'nin çok güzel bir firmasında CEO. En tepede şu anda. Ama çok çalışkan bir çocuktu. Fizik yaptı, makineci oldu. İkisini birden karıştırdı ve şimdi çok üst düzey bir yönetici. Bunlar size bağlı. Yani çift anadal şanslarınız var. Unutmayın. Bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu. Mükemmel bir şey yani. Bizde çift anadal, matematikten çift anadal yapan kişi falan oldu. Birisi Elif şu anda matematik firmasında çalışıyor ve çok başarılı. Bir tanesi şu anda İsveç'te master yapıyor. Ne güzel. Bu saymakla bitmez böyle şeyler. Yani o yolu seçerken çalışacak mısın? İşin hakkını verecek misin? Vermeyecekseniz hiç bence bir örnek verebilir miyim? Aklınıza sığınıyorum. Bakın ben dedim ya hani COSGAP hakemliği yapıyoruz. Daha yeni bir hafta önce yaptık. Adını açıklayamayacağım tabii ki.
Fakat bir makine mühendisi vardı projede, bir de 2 yıllık meslek yüksek okulundan mezun PLC programlamacısı vardı. PLC programlamacısı makine mühendisi 2 katı maaş alıyor. Tamam. Bu makine mühendisi kötü anlamda değil. Mesleğin iyi yapmanın size getireceği doğrudan yararlar. Neler oldu? Yani sadece diploma almak istiyorsanız gidin alın bir yerde. Ama orta, yani asgari ücretin biraz daha üzerine çalışıyor olabilirsiniz de. Bu bütün meslekler için bir şey. Maalesef Türkiye çok kötü durumda. Ama çünkü çok fazla mezun var, az iş var. Bir iş açılıyor, 1500 tane başvuru var. Kim alacaklar? Böyle bir kötü bir durumdan geçiyoruz. Onun için mesleğinizi bir seçin. Devrinizi seçin. Üstüne katın. Beceri seti. Yani bilgi değil önemli olan. Bilgiyi öğrenirsiniz. Beceri. Microsoft Excel'i iyi kullanıyor musun? İngilizce dilini iyi öğrendin mi? Gerçekten ama. Mühendisliğini doğru düzgün öğrenip yapabiliyor musun? Yani şeyler çıkarsa bunları, standartları anlıyor musun? Sunum yapma becerin var mı? Bilgiyi bulma becerin var mı? Patent okuyabiliyor musun? Bunları yaptığınız sürece hiçbir şey olacak size, merak etmeyin. Ne isterseniz yapın. Alper demiş ki hocam makine mühendisliği kimler okumalı matematik dışında? Yani makine mühendisliği işte 3 hafta aldım buna vurulmanı oturtayım oradan hareket etsin falan, bu değil. Makine mühendisliği gerçekten analiz yapan, çözümler bulan mühendislik de, elektrik de öyle, unutmayın. Yani işte ne bileyim, rehim yaptım, orayı şöyle çalıştı falan, sesler çıktı, ışıklar yanıyor değil. Elektrik mühendisleri çok detaylı analizler yapan mühendislik. Bütün mühendislik şansını söyleyebilirim. Sinan demiş ki, bir atlama olmasın. Evet, Sinan demiş ki hocam, Mercedes-Benz Türk Park'ta Arge mekanik çalışıyorum. Ön lisans kontrol otomasyon mezunuyum. Bravo. DGS'nin ile mühendislik okumak istiyorum. Yaşını biraz da hiç dert etme canım. Ya sen yaşını dert edersen ben işte dükkanı kapatıp gideyim bari sahillere. Yok öyle bir şey. Kaç yaşında olursan ol, hiç önemli değil. Direkt gel ya da git. Nereye gideceksen. Kesinlikle yap. Çok güzel mühendis olabilirsin. Mühendis kaç yaşına kadar diplomasını aldı? Yok öyle bir şey. Ne zaman istersen. Efe demiş ki, sağ ol, teşekkür ederim Efe. Neden Yeditepe'yi tercih etmeniz? Valla ben seviyorum ondan. Şöyle, Yeditepe'yi tercih etme. Bizi edecekten, yani makine mühendisi, ben bunun için buradayım. Şunu söyleyebilirim ben sana. Her şeyden sorumlu değilim. Biz makine mühendisliğinde en ufak sulandırma yapmadan 15 yıldır ben buradayım, ders vermeye çalışıyoruz. Yani bakın, kendi köyümden bir çocuk var, bir anda öğrendim. En büyük cezayı ona yazıyorum derslerde ki insanlar yanlış anlamasın diye. Tamam mı? En ufak hata yaparsa cezayı basıyorum. Derse başlarken İngilizce, bitirirken İngilizce bitiriyoruz. Ama her zaman derste de güzel Türkçemizi ilerletmek için her türlü çabayı sağlamamız gerektiğini, göstermemiz gerektiğini de söylüyorum, unutmayın. Ama İngilizce kaçınılmaz bir dil artık. Yeditepe kampüsü çok güzel. Kendine has bir havası olan, bir kültürü olan, kimsenin tavuğuna küslemediği bir ülke. Üniversitedir. O yüzden seçebilirsiniz. Eksi taraflarımız olabilir, artı taraf. Onları siz bulacaksınız. Ama ben makine mühendisliğinde iyi bir eğitim alacağınızı garantiyebilirim. Sadece siz çalışırsanız. Ahmetcan demiş ki, ne durumda olması gerekir? Yani Ahmetcan, şunu söyleyeyim. Ne Türkçe'yi, ben şu anda bak bu yaşımda her gün Türk, siz de buraya gelmeden önce Türk Dil Kurumu'na bağlandım. Tekrar bir şeylerin anlamlarına baktım. İyi Türkçe öğrenmeye, konuşmaya gayret ediyorum. İngilizceyi her gün öğreniyorum ama yani ayıptır söylemesi, yani kitap yazabilecek kadar belki bilsem de bunun yeterli olduğunu sanmıyorum. O bitmez bu. Yani mesela patent dilini bilmiyorum. Ben çünkü bir patent yazıya vermiştik. Patenti İngilizce'ye çevirdiler. Patent geçemedi. Sonra New York'tan bir Türk asıllı avukat tekrar yazdı. Onun İngilizcesini okuyunca ben neredeyse gözlerim yaş geldi. O kadar güzel yazmıştı ki
Tabii kabul edilmez. Bugün bu İngilizce problemlerden dolayı o kadar çok zarar eden şirket var ki, adam anlaşmayı anlamıyor, toplantıda söyleneni anlamıyor, yanlışlıklar oluyor. Yani İngilizce seviyesi diye bir şey yok. Her zaman öğrenmeye devam edeceğiz. Sinan, evet, bekleriz gelirsen. Var mı başka soru arkadaşlar? Evet, çok güzel sorular. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Değil mi hocam? Evet, çok güzel sorular. Umarım herkesi de aydınlatmıştır. Kesinlikle. Çok sağ olun. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Erasmus tabii ki. Daha dün işte öğrencilerimden biriyle konuştum. Erasmus'a gitmişti. Orayla bunun bizim eğitimleri karşılaştırdı. Tabii ki yani izlenimleri iyi değil, onu söyleyeyim. Yani biz kötü değiliz ama Avrupa ile karşılaştığımızda yapmamız gereken çok şey var. Bu, zaten onu yapmaya çalışıyoruz, yapabiliriz. Yani Mustafa Kemal'in söylemek istediği şey oydu. Bu adamlar anasından doğmuş, böyle bilgin doğmuş insanlar, senin benim gibi insanlar. Ben de yaparım matematiği, ben de yaparım teknoloji, ben de eğitimi güzel yapabilirim. Bunun için çabalamamız lazım. Şu kadar söyleyeyim. Yani Amerika'da kalmak isteseydim kalırdım. 15 yıl kaldım. Sırf ülkeme biraz daha hizmet etmek için geldim. Sizin de göreviniz o. Erasmus şansı var mı? Var. Hatta zorla göndermeye çalışıyoruz. Bazıları erken mezun olmak için, hocam gitmek istemiyorum diyor. Çok kötü bir davranış. Biz hemen diyor ki, hayır git lütfen. Avrupa'da bir 6 ay bir yeri görmüş olman sende değişiklikler yaratacaktır. Emir demiş ki, global şirketlerde iş bulma olasılığı nedir? Öyle bir şey yok. Biz bir tane mezunumuz şu anda dünyada, nasıl diyeyim, ilk 50 seçilenlerin arasına girdi. Bunun içinde işte hani ünlü bir İsveç başbakanı bir kadın vardı. Tanıdığınız artistler var, bilmem ne. Ünlü ünlü insanların arasında bu mezunumuz. GE'de çalışıyor kendisi, proje mühendisi. Yurt dışında çalışan çok insanımız var. Ama bu hani yedi tepeden mi kaynaklanıyor? Bizim noktamız şu, biz kendine güvenen, dilini iyi konuşan, iyi sunabilen, elini taşın altına sokabilen insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu hangi üniversite yaparsa, hangi bölüm yaparsa yapsın, o insanlar dünyanın her tarafında iş bulabilirler. Washington Accord'dan bahsetmiştim. Yani bu bizim oraya da tanımamızdan dolayı bizden aldığın diplomayla Avustralya dahil her yerde makine mühendisi olarak iş görebilirsin. Bu arada şey söyleyeyim, aklınızda olsun, İngiltere iş gücü bunalımına düşmüş durumda. Kendilerinin yarattığı bir sorun. Yani 4 yıla da geçeceğe benzemiyor. Hani orada da artık işler var, kendinizi ona göre hazırlayın. Dil öğrenmeseniz hiçbir şey olmaz, onu söyleyeyim yalnız. Evet, çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok detaylı, güzel bir sohbet şeklinde de oldu aynı zamanda. Güzel oldu. Bütün katılımcılara da teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sevdiğinizi yapın ve ısrarcı olun. Evet, evet. Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de katılan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım istedikleri yerlerde olurlar. Her şey gönüllerince olsun. Size de tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Özlem Hanım, size de. Sağ olun hocam. İyi günler. Sağlıklı günler. İyi günler.